Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Cake'i inceleyeceğiz. Cakecoin nedir? Bize neler sunuyor? Olayı nedir? Neler yapmış? Bunlara bakacağız ve teknik anlamda da çok kısa değineceğiz. Cake'i inceledim ben kendi adıma. Bir sponsorluk anlaşması yok arkadaşlar. Normal anlamda sizlere beğendiğim bir coin'i şu an gösteriyorum. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Videoya başlamadan önce abone olup beğeni butona basarsanız bana destek vermiş olursunuz ve daha fazla kişiye erişim sağlamamıza yardımcı olursunuz. Şimdi Cake arkadaşlar bir Metaverse dünyası kuruyor. Bu noktada bizle paylaştığı birkaç tane görseller var. Bunlara bakacağız, inceleyeceğiz. Ve şu an Cake'in kendi sayfasındayız, sitesindeyiz. Siteyi biraz inceleyelim, site incelemesi yapalım. Bu noktada anlaştığı yıldızları sunuyorlar. Demi Lovato, Lady Gaga gibi çok ünlü yıldızlar bulunuyor. Aşağı yönü baktığımız zaman arkadaşlar yeni haberler politikalarını burada yayınlıyor bizimle. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman kanallar bölümü var. Kanallar bölümünde de Devin Wade'in Cake gözlüğü taktığını ve spor amaçlı da kullanabildiğini gösteriyor. Biraz daha aşağı baktığımız zaman partnerler var. Partnerler Universal, T-Mobile. T-Mobile de yurt dışında Avrupa'da çok ünlü bir şirkettir. Apple'ı görüyoruz arkadaşlar. Önemli şirketlerle partner duyuruları var. Şimdi bu noktada benim hoşuma giden aslında buradaki partnerler kısmı çok hoşuma gitti. Apple, T-Mobile gibi şirketlerle partnerler, yani partnerlik yapılmış, iş ortaklığı yapılmış ve aynı zamanda anlaştığı yıldızlar arasında Demi Lovato ve Lady Gaga'yı görmek de güzel. Bunların dışında arkadaşlar şöyle bir olayı var. Cake sadece bu dünyayı yaratmıyor, aynı zamanda bu dünyayı bizim görebilmemiz için teknolojiyi de yapıyor. Yani hem teknolojik kısmını, üretim kısmını yapıyor, kendi gözlükleri var. Hem de bizim yaptığı, ürettiği gözlüklerle zaman geçirebileceğimiz, etkinliklere katılacağımız bir yer, Metaverse dünyası planlıyor. İzleyelim arkadaşlar. Bakın gözlük kısmını, gözlük tanıtımı. Bu noktada gözlük tanıtımıyla beraber Metaverse dünyasında bir dünya kurma çabası proje bakımından çok güzel. Yani burada hem dünya kurup hem dışarıdan başka bir yerden gözlük alsak belki sorunlar olabilir ama hem gözlüğü hem de Metaverse dünyasını yaratan kişi aynı şirket olunca ileride Metaverse dünyasında öncülük edecek bir şirket olma potansiyeli var. Bu noktada ben burada Cake'i anlatacağım. Lütfen siz de videoyu izledikten sonra siz de kendiniz bir inceleyin videoyu. Oldukça benim hoşuma gitti. Bu noktada gözlükler de güzel. Direkt telefonu gözlüğe bağlıyorsunuz ve bu noktada Application'la birlikte muhtemelen Cake'in yarattığı Metaverse dünyasına katılıyoruz. Bakalım gözlük dışında arkadaşlar baktığımız zaman H&M modülü var. H&M'le bir anlaşma sağlanmış. Şöyle büyüttüğümüz zaman sanal bir mağaza kurulmuş H&M tarafında. Dünya çapında büyük bir mağaza olduğunu biliyoruz H&M'in. H&M'le böyle bir anlaşma yapıp ve Metaverse dünyasında sanal bir mağaza kurması oldukça Cake için hem reklam tarafında güzel bir reklam oluyor. Cake herkes tarafından duyuruluyor, biliniyor ve duyuruluyor. Hem de arkadaşlar gelecek için bize bir heyecan veriyor. Bir sonraki videomuza geçelim. Bakın bu noktada da hediye kartları arkadaşlar burada başladı. Application'la beraber size hediye kartları veriyor. Bu noktada da gayet gerçek hayatla da etkileşimi bırakmıyor. Yani sanal Metaverse dünyası sadece sanal olarak işlemleri sürdürmüyor. Aynı zamanda Metaverse dünyasıyla gerçek bir hayatı birleştiriyor. Bu noktada da hediye kartları veriyor. Öte yandan bir başka videomuza bakalım arkadaşlar. Bir başka videomuzda da bakın konserler olduğunu, konserler olabileceğini çok fazla konuşmuştuk. Bu noktada Cake dijital platformlarda Metaverse dünyasında konserler düzenliyor. Ve bu konserlerde siz muhtemelen bilet alıp o gözlüklerle burada yerinizi alıyorsunuz. Görseller bakımından platform olarak düşünülme, proje olarak gayet güzel. Deniz var, sahil kenarında güzel bir hava veriyor. Ama bu görüntülerde benim bir eleştirim var arkadaşlar. Biz burada video tarzında izlemek yerine keşke bu noktada biraz daha boyut atlayıp sanatçıları biraz daha sahnede görebilseydik. Yani ben şu an siz de izliyorsunuz, ben de izliyorum. Bu noktada alan olarak güzel bir dünya oluşturmuşlar. Ama şu sahnede sanatçıları sahne üzerinde görmek isterdim. Veya sahnenin aşağısında da katılımcılar görmek isterdim. Sadece bir Metaverse dünyası değil, aynı zamanda etkileşimin nasıl olabileceğini de görmek isterdim bu videoda. Ama genel olarak grafikler çok güzel duruyor. Şöyle kapattım arkadaşlar. Bir sonraki videoya bakalım. Bir sonraki videoda da tekrar aynı bakalım şöyle. Büyüttüğümüz zaman sesi de şöyle kapatalım. Evet, büyüttüğümüz zaman başka bir sanat
olacak bir nokta. Başka bir videoda şöyle bakalım. Tekrar aynı yerde. Burada sadece sanatçılar değişiyor. Bunları biraz da şöyle yayınlarsak hani sanatçılar sahnede Metaverse dünyasında konser verecek ve katılımcılar da etkileşimin nasıl olabileceğini gösterebilirlerse bizim için daha iyi olur. Ama görsel olarak ben beğendim açıkçası. Gayet güzel bir proje. Onun dışında başka bir şöyle evet başka bir konser alanından devam edelim. Şöyle büyüttüm arkadaşlar tekrardan bakalım. Evet baktığımız zaman arkadaşlar başka bir Metaverse dünyası, başka bir şehir olarak düşünebilirsiniz bunu. Tekrar bakın sanatçıyı video kısmında izliyoruz. Umarım bir dahaki gösterimde bunu sahneye taşırlar. Tekrar baştan açtığımız zaman görsel olarak bu noktada gayet güzel. Yani etraf güzel, konser alanı güzel. Muhtemelen ileride şöyle bir şey de yapabilirler. Hani futbol dünyası, basketbol dünyasında sanal bir gerçeklikle biz burada bir Barcelona Real Madrid maçını izlemeye çok fazla gidemiyoruz. Gidebileceğimiz noktada ise şöyle olabilir. Biz o gözlükleri takıp bize sanal bir ortamda izleme imkanı verebilirler ve bu da gelecek için çok heyecan verici olur. En azından bir maç izlemeye başka bir ülkeye gitmek yerine evimizde o gerçekli gözlüklerle, VR gözlüklerle taktığımız zaman bizim o atmosferi yaşayabileceğimizi ve o maçı izleyebileceğimiz bir platform kurulabilirse veya bir teknolojiyle bunu sağlayabilirlerse oldukça güzel olur. Bir tekrar Metaverse dünyası kurulmuş arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Luna Park var sağda, dağlar var ve arabalar, evler var, iş yerleri var. Bu noktada bu Metaverse dünyasında şöyle paylaşmışlar. Arsanızda yerinizi aldınız mı? Yani muhtemelen bu dünyada arsa, ev, araba veya Luna Park'taki konumlarda satılabilir. Yani Metaverse dünyasına yavaş yavaş geçiş başlıyor. Bu nokta heyecan verici olur. Bekir'in de dediğim gibi bu teknolojik gözlükleri kendisinin üretip ve dünyayı da kendisinin ürettiği için gelecekte yatırım amaçlı yatırım yapabileceğimiz bir şirket olabilir. Yani burada biraz teknik anlama biraz sonra geçeceğim ama temel anlamda şu çok hoşuma gidiyor. Metaverse dünyasında Cake sanki bir böyle ilk 5'te ilk 3'te olacak gibi geliyor. Bu noktada da tabii ki de biz de geleceği şimdiden yakalamak istediğimiz için yatırım yapabiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Genel anlamda CoinMarketCap'te inceleyelim arkadaşlar. Bir dezavantajı var hemen onu söyleyelim. Şu an dolaşan miktar 1 milyar. Fakat total bir arz sınırı yok. Yani sınırsız bir arz var. Bunun sebebini bilmiyorum ama proje olarak böyle üretilmiş. Bu bizim için bir sıkıntı. Coin için özellikle yani Cake ileride Metaverse dünyası kurar. Gözlüklerini satar, çok başarılı olur. Orası ayrı ama bir coin almak için, biz coin tarafında yatırım yapacağımız için burada sınırsız arzın olması bir sıkıntı. Şu an için avantajları neler arkadaşlar? İki tane borsada, Maxi ve Gate borsasında listeleniyor. Gate borsasından sonra büyük bir borsada listelenmesi, KuCoin gibi, FTX gibi, Coinbase gibi, onun dışında Binance gibi borsalarda listelendikten sonra fiyatlandırmanın daha fazla uçabileceği noktasındayım. Daha büyük şirketlere listelenme olmadı ama olacağını düşünüyorum. Yani bu sene olmasa bile önümüzdeki seneler mutlaka büyük borsalarda listelenmeler olacaktır. Bu konuda biraz kısa vade değil, alt sat olarak değil de yatırım amaçlı Cake'i düşünebilirsiniz. Şöyle teknik anlamda bakalım. Teknik anlamda arkadaşlar mavi çizgimizin olduğu nokta mavi band 50 cent bandından alımlar yapılabilir. Son karar sizde. 50 cent'in aşağısına mum kapanışta 35 centleri gelme ihtimali var. Burada Cake tarafına yatırım yapmak isterseniz atıyorum 1000 dolar ayırmak isteriniz. Bu noktada 1000 doları direkt 50 centten değil 300-400 dolarını 50 centten alabilirsiniz. 35 cent'e düştüğü zaman tekrar bir 300-400 dolarlık her düştüğünde ekleme yapabilirsiniz. Ama kısa vade al sat düşünmeyin. Cake'in gerçekten Metaverse dünyasında etkisinin çok olacağını düşünüyorum. Ben daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İlk 3, ilk 5'te görmemiz çok muhtemel. Ve gayet güzel de çalışıyorlar. Anlaştığı isimler olsun, yarattığı dünyalar olsun. Fikir olarak çok güzel. Bu noktada 35'lere gelirse yüklü alımlar ben yapabilirim. Şu an 50 bandında biraz alımlar yaptım. Tamamen birkaç senelik bir yatırım. İleride de 2-3 dolar olmadan minimum kar satışı yapmayı düşünmüyorum. Yani burada 2 doların üstüne çıktığı zaman %30-%20 kar satışları yapılabilir. Ama ileride fiyatlandırmanın çok uçuk olabileceğini düşünüyorum. Öte yandan arkadaşlar yukarı yönlü direnç bölümüne baktığımız zamansa direnç bölümü 74 sentte gözüküyor. 74 sentten sonra 1 dolar olma hızı daha fazla artacaktır. Önemli olan nokta şu. Şirket güzel, proje güzel, yarattıkları dünya güzel ve bu dünyayı yaratmayla kalmıyorlar. Bu teknolojiyi de üretiyorlar.
Tam bir kapsamlı şirket anlamında Metaverse konusunda. Metaverse'ün yıldızı olabilecek bir şirket. Burada biz de dezavantaj arzın sınırsız olması. Ama bu noktada da şirket kendini çok ilerletirse ve büyürse, anlaşmalar daha farklı boyutlara gelirse, dediğim gibi futbol kısmını veya basketbol kısmını da kapsarsa, sanal bir maçı izleme imkanı sunarsa bizlere, gerçekten fiyatlandırma tutulamaz. Tutulamaz. Bu noktada elimden geleceğim Kek'in neler yaptığını, kimlerle çalıştığını ve şirket olarak neler yaptığını açıklamaya çalıştım. Teknik anlamda da 50 bandı önemli bir nokta. Bu noktada kademeli alım yapılabilir. Düşerse 35 centler beklenebilir. Direnç kısmı 74 bandı. Kırarsa 1 dolar yolculuğu başlar. Bu noktada büyük borsalarda olmaması bizim için avantaj. Hani şu an kaçırdık veya kaçırmadık diye düşünmeyin. Zaten 1 dolar listelendiği zaman 1 dolar 20 sente kadar bir çıkan coin ve sonrasında 50 sente düşüyor. Şu an akümülasyon kısmında olduğunu düşünüyorum. Gidip gelmeler olabilir. Kademeli alımlara uygun. Son kararı sizin vermenizi istiyorum. Eğer arkadaşlar siz de bu Kek gibi incelememi istediğiniz coinler var ise lütfen bu videonun yorum kısmına yazın. Ben de projesini beğenirsem araştırma yapıp video olarak çekmeyi düşünüyorum. Hem daha fazla insana duyuralım güzel projeleri hem de bir katkımız olsun. Sabah akşam yayınları devam ediyoruz. 2 günde bir veya her gün olmak durumuna bakacağız, talebe bakacağız. Böyle videolarda çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğeni butona basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Akşam 9.30'da yayında görüşmek üzere.